Ne oldu? Senin plan suya düştü, sen de şiştin değil mi? Ya ne planı, yemişim planı dayı ya. Oğlum, bak bu sen annenle babanın işine karışma. Onlar ayrı iş onlar. Senin, hadi bak anneni, ablamı yani bir kenara ayırıyorum ama senin baban değişik bir adam yani. Çeşit adam, cins yani. He, bak aynen böyle Gülcan işte, Gülcan. Babanla ilgili söylediklerim böyle seni güldürecekse biraz daha abartabilirim yani sonuçta. Bende daha var yani babana saydırabilirim. He, ne dersin? Yok dayı. He? Ne dersin? Ne yapıyorsun dayı? Ben bir bırakmam ki ben seni. Ay, ay, dayı sen kızımızı seni istemeye geliyorlar. Allah! Ne dedi bana? Ne dedi bana? Ben boğacağım bu çocuğu. Boğacağım bu çocuğu. Kız mıymışım ben? Üstünde takla atayım da gör kutlu beygir. Dayı manyak. Boğayım ya seni. Vallahi sobadan gitti benim. Ay, boğayım mı seni? Takla atayım mı üstüne? Yemek hazır efendim, buyursunlar. Hadi bakalım. Hadi Can. Ben yemeyeceğim. Can lütfen. Yemeyeceğim dedim baba. Size afiyet olsun. Can! Bırak baba. Yemek istemiyorum. Bunu da mı zorla yaptıracaksınız? Yeter artık, bu saygısızlığın bir sonu gelsin. Yoksa? Yoksa ne? Yoksa ne yaparsın baba? Asıl artık size yeter. Çok mu bir şey istiyoruz senden? Can, aynı şeyleri tekrarlatma bana. Tekrarlama zaten. İstemiyorum. Hiçbirinizi istemiyorum. Bu hayatı istemiyorum. Can. Baba lütfen. Ama Onur. Baba karışma. Matmazel. Kimse gitmeyecek. Karışmayın ya. Hiçbiriniz karışmayın. Beni kardeşimden ayıramazsınız. Can! Can! Olur. Can yok baba. Nasıl yok? Bu iş fazla uzadı artık. Onun nereye? Sana Yaren abla hayır dedi. Ben de bir patlattım konfetiye. İyi alt ettin. Ben sana orada mı patlat dedim. Aman canım ne bilsin Osman yani. Şimdi çocuk nasıl bilsin ki? Yaren'in halledeceği kimsenin aklına gelmezdi Osman şimdi. Orada bir iş var. Bence orada bir iş var. Kız şoka girdi yani. Çünkü neden dersen yani yıllardır bu kadar böyle heyecanla beklediği bir şey bir anda biz şimdi böyle altın tepsiyle kıza sununca kız şoka girdi, ondan öyle oldu. Ya dayı bırak. Sen orada şoka girdin. Bak bu öyle kaldı. Kimin taklidini yapıyorsun lan sen? Utanmaz. Ya bırak dayı. İşine gelmedi mi de bırak dayı. İşine gelmedi mi de bırak dayı. Aa geldi alacaklı. Bak bakayım kapıya da. Oğlum katlarım bak seni bu da. Hadi katla. Vallahi katlarım. Yazlıkların yanına koyarım ha. Hoş geldin. Gel bir sakin ol gel geç. Baba. Toparlanın çocuklar. Gidiyoruz. Sana da iyi akşamlar Onur Bey. Hadi çocuklar. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Evet gelmiyoruz. Memo, Can. Hadi dedim. Ya Onur. Ya ne oluyor böyle yangından mal kaçırır gibi? Hayırdır Onur Bey? Osman, bu benim meselem. Ha, sen karışma. Geç kenarda otur diyorsun ama kusura bakma yani bizde sistem böyle çalışmıyor. Hadi Memo, hadi gidiyoruz. Hayır ya. Memo, canımı sıkmayın, hadi. Ya Onur, bir dakika dur, böyle olmaz ama. Melek, bu iş fazla uzadı artık. Tamam mı? Fazla uzadı. E tamam, o zaman sen de uzatma daha fazla. Osman, sen karışma. Ablam, sen dur. Sen dur. Sen gelsene benimle. Bir gelir misin dışarı? Tamam, oturuyorum ben. Osman hiçbir şeye karışmasın. Osman oturuyor, tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Burası dingonun ağır değil. Doğru konuş Melek. O zaman sen de doğrusunu yapma o zaman. Geliyorum bir hışımla çocukları sürükler gibi böyle.
Ne kadar korktular, görmedin mi? Bu işe dur demenin vakti geldi. Geç bile kaldım. Çok daha önceden noktayı koymalıydım. Ha yine noktası virgülü Onur Bey kanunları, kuralları çalsın yani. Ya senin çocuklarının ne hissettiği hiç mi umurumda değil? Ben sadece onların iyiliğini düşünüyorum Melek. Senin gibi böyle bencil davranmıyorum. Bencil mi? Ben mi bencilim? Evet, sen bencilsin. Ve bencilce davranıyorsun. Sırf Memo yanında kalsın diye onun her yaptığına göz yumuyorsun. Sırf seni tercih etsin diye. Bir dakika ya, ne demek o? O nasıl laf ya? Neyin tercihi? Gerçekler ne derse desin, ben Memo'nun annesiyim. Ben de babasıyım, babası. Bundan ya dışarıda kavga ediyor. Ben mi gidip bakayım? Şşt! Dayısı saçmalama ya. Bak ben de kendimi zor tutuyorum ama tutuyorum yani sonuçta. Ya dayı ne olur biz burada kalsak? Ne bileyim oğlum. Yani o da sonuçta sizin babanız yani. Hani insan bir yerde tıkanıyor. Ben Memo'dan ayrılmak istemiyorum. Ya... Hiç olur mu öyle şey canım? Yani kardeşleri kim birbirinden ayırabilir? Ayıramazlar. Yani de hani bak yani iki bir şey söylesen de kaldım burada art meydanında ortada ya. Üzülmeyin çocuklar, üzülmeyin. Böyle büyükler arada bir kendi aralarında kavga ederler, tartışırlar. Sonra her şey düzelir. Hiç merak etmeyin siz. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Memo sende kalırsa Melek, canı zapt edemeyiz, anlıyor musun? Çocuk durmuyor. Babasından soyacak, benden. Ya benim asla böyle bir niyetim yok. Ama sonuç bu yani. Görüyorsun. Bak, Memo'nun bende kalması demek, ait olduğu yerde daha iyi şartlarda büyümesi demek Melek. Bak, niyetim seni üzmek falan değil. Bunu asla istemem. Ama senin de şunu çok iyi anlaman gerekiyor. Senin Memo'ya verecek bir şeyin yok. Doğru. Ben senin imkanlarını veremem ona. Belki daha iyi giyinemez senin yanındaki gibi. Her istediğini yiyemez. Ama sevgi Onur. Sen benim sevgimi verebilir misin ona? Bunu bana mı soruyorsun Melek? Bana. Öz babasına. Onun için yıllarca kahrolmuş bir adama. Haksızlık ediyorsun Melek. Ağır haksızlık. Ya affedersin. Ya ben onu demek istemedim şimdi. Sevgi Melek, gerçek sevgi, çocuğa hak ettiği hayatı yaşatmaktır. Şimdi lütfen bencillik etme. Tamam, sen hayatını değiştirmek istemiyorsun. Tercihin bu. Ama lütfen Memo'yu da peşinden sürükleme. Yapma. Melek, lütfen. Onur, tamam. Tamam, bir dakika dur bak. Tamam, senle yaşasınlar. Ama böyle olmaz Onur ya. Böyle kulaklarından sürükleyerek olmaz. Bana izin ver. Ya bu gece kalsınlar, ben onları anlatayım. Yarın getireceğim. Söz veriyorum. Yarın ikisini de kendi ellerimle getireceğim sana erkenden. Tamam. Peki. Ama doğru olanı yap Melek. Doğru olanı. Vallahi zor tuttum kendimi ha. Gitti mi? Yine zehirledi seni ha. Bu sefer haklı Osman. Yani aslında hep haklı da. Şişt, tamam ya. Tamam dur bakayım, bir sakin sakin anlat. Ona bencilsin dedi. Sen de ona diyeydin. Tipsin deseydin, gıcıksın deseydin. Tamam Osman ya. En sinir bozucu olan da ne biliyor musun abla? Adam haklı ya. Yani bir insan hem haklı hem de böyle ukala olunca var ya, hiç böyle elin kolun bağlanıyor böyle, çaresiz kalıyor. Ben bencil miyim ya? Saçmalama ya, olur mu öyle şey ya? Sen var ya dünyanın en güzel annesi. Hatta annelik kurumuna böyle yönetim kurulu başkanı olacak kadınsın. Bizi paylaşamıyorlar. En çok da seni. Ama böyle giderse bizi ayıracaklar. Bizi ayıramazlar. Buna kimsenin gücü yetmez. Memo demek can demek, can demek Memo demek.